Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün biz arkadaşlarımla beraber böyle güzel bir yere geldik. Gördüğünüz gibi Karadeniz'e benziyor ve güzel bir yer. Şu arkamda sis falan iniyor, gördünüz mü? Şu an yağmur yeni yağdı, manzara ama muhteşem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde sis iniyor. Aynı Karadeniz gibi bir yer ama soğuk değil. Yani normal bir serin hava var. Aynı zamanda felaket rüzgar var arkadaşlar. Burada bir uçurum var gördüğünüz gibi. Telefonum oraya düşerse sıkıntı. Şu aşağıya baktığınız zaman böyle dağlar görebilirsiniz. İşte şöyle yollar var arkadaşlar. Otlar gördüğünüz gibi uçuyor arkadaşlar rüzgarda. O yukarı tarafı mükemmel ya, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz şurul şurul. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Kamerada güzel yansıtmıyor. Gözümle gerçekten gördüğü zaman çok muhteşem bir manzara var. Şu aşağıdan bir nehir falan akıyor arkadaşlar, onun sesi şırıl şırıl sesini duyabiliyorsunuz. Süper değil mi? Ben de ilk defa buraya geliyorum. Benim evimden biraz uzak bir yer burası. Daha güzel bir yere gideceğiz buradan. Orada çay falan var arkadaşlar. Çay içmeye gideceğim. Burada dondurma falan. Abi bu soğuk havada dondurmanın ne işi var ki? Kim yenir onu bilmiyorum. Şurada bir abi çay satıyor. Şöyle semaver kurmuşlar. Ondan sonra çay alıyorlar. Başka bir abimiz var. Neşmetin var. Böyle manzaraya karşı karşıya gelip çay içmeyin keyfi bir farklıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çayı aldık. Şuna ne yapın diyoruz. Bu un ve şeker kamışı var ya, ondan yapılan tatlı ya da atıştırmalık diyebiliriz arkadaşlar bu. Bunun içi şöyle boş olur. Şu ekmek var ya, ona benziyor. Ben şunu açıp göstereyim ben size. Şöyle olur arkadaşlar. Bunun içinde şey olduğu için, şeker kamışın şekeri olduğu için efsane olur. Tatlı niyetine yiyoruz bunu. Burada da bildiğiniz gibi sütlü çayımız var. Ve güzel bir manzara var. Dostlar gördüğünüz gibi çay içtik ama mükemmel bir yer abi. Mükemmel ötesi. Hem de rüzgar var, yağmur var, hafif bir yağmur var. Buradan başka bir yere geçiyoruz arkadaşlar. Bundan daha güzel bir yere gidiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Yani Hindistan'ın doğa güzellikleri de görmüş oluyorsunuz. O zaman başka bir yere geçelim. Arkadaşlar bu dondurma hakkında bir şey söyle desem hiçbir şeye yaramıyor bu dondurmalar. Türkiye'nin dondurma hep 10 numara 5 yıldızdır. Bu boş veriyoruz. Dostlar biz böyle yoldan devam ediyorduk. Böyle devam ederken şöyle bir manzara ile karşı karşıya geldim. Abicim görüyor musunuz bunun güzelliğini? Şöyle akarsuyu var, şelale. Ondan sonra da sadece oraya güneş vuruyor. Her yerde sis hava. Aşağıya baktığı zaman hiçbir şey gözükmüyor. Sadece yeşillik var. Şurada bir ev gözüküyor. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. O tarafta bir ev gözüküyor, evet. Şu kadar abicim. Ondan sonra da şurada bambular var. Gördüğünüz gibi bambu çok fazla. Burası Hindistan'ın Orman Genel Müdürlüğü var ya, ona bağlı bir bölge arkadaşlar. Yani fazla insanlar bunun içine girmiyor. Aynı zamanda çiftçilik alanlar falan yok, yani bunun içine girmek yasaktır. Şöyle o şelaleyi yakından göstermek istiyorum arkadaşlar.
Böyle. Çok güzel akıyor. Büyük ihtimalle şu ot yukarıdan falan bağışlıyordur. Ondan sonra böyle iniyor, iniyor, iniyor. Ondan sonra da şuradan bir büyük nehir akıyor arkadaşlar. Onun içine geliyordur oradan. Ondan sonra da o akıyor, akıyor, aşağıya gidiyor. Ama aşağıya baktığı zaman orada muzlar, ondan sonra da kauçuk ağaçlar falan var arkadaşlar. Aşağıda çiftçilik alanlar falan var yani. Şöyle gördüğünüz gibi mükemmel. Arkadaşlar sülükler var ya, çok sülükler var. Dezenfekte yapıyorlar. İşte burada. Doğal sülükler. Bebekler onlar. Ondan sonra şey yapıyor. Benim ayaklarımda yoktu arkadaşlar. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle bir yere geldik. Yani burada bir yemekhane falan var ama yemekhane kapalı. Çünkü bilmiyorum. Bugün pazar günü arkadaşlar. O yüzden olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar buradaki evleri görüyorsunuz bu şekilde. Güzel manzaralı evler var. Şu evlerin çoğu arkadaşlar Hristiyanlar yaşıyor burada. Genelde Hristiyanlar ve Hindulerin yani bir kısım var yani. Burada kast sistemi biliyorsunuz işte. Onlardan düşük kastlardaki insanlar burada çok fazla. Aynı zamanda kabileler var. Bu şekilde arkadaşlar burada kakao ağaçlar var, meyvesi veriyor. Ondan sonra muzlar yetiştiriyorlar. İşte muz ağaçlar gördüğünüz gibi orada. Bu şekilde çiftçilik alanlar da çok fazla arkadaşlar. Aynı zamanda size güzel bir manzara göstermek istiyorum. Bir dakika. Şöyle bir şelale var. Su biraz kirlenmiş çünkü yağmurdan kirli sular gelmeye başladı. Böyle çiçekler var. Çok güzel çiçekler. Ama burada hayat var ya, çok güzel olur bence. Şöyle güzel bir yol var. Ondan sonra böyle yokuş olarak böyle yukarıya çıkıyor. Daha ne olsun ya? Böyle küçük bir çiftçilik alanda olsa hayat mükemmel. Mutlu bir şekilde hayat devam edebiliriz yani burada. Öyle güzel yerler, aynı zamanda sis falan iniyor. Şimdi Karadeniz'e benzetiyorum falan yorumlar gelebilir. Tabii ki de benzetebilirsiniz. Çünkü Karadeniz'e benzeyen evler var. Karadeniz'e benzeyen hava var, yeşillik var. Ama buradaki ağaçlar falan Karadeniz'de bulmazsınız. Çünkü buradaki ağaçların çeşitleri çok fazla. Yoldan böyle gelirken çok fazla ağaçlar ve otlar, bitkiler falan görmüştük. Ama çok fena yağmur yağıyordu arkadaşlar. O yüzden ben kameramı dışarı çıkartmadım çünkü bozulur diye. Burada elektrik falan filan var yani. Elektrik direkler falan gördüğünüz gibi her şey var burada. Şebeke de çekiyor, telefonla arayabilirsiniz. Yani biz dağların tepesinde olduğu için yani bazı yerlere gittiğimizde şebeke falan çekmiyordu. Ama şurada o tarz sıkıntılar falan yok. Aynı zamanda hava muhteşem ya. Yani normalde bizim buranın havası nemli olur arkadaşlar. Ama buranın havası çok serin ve nemsiz. Nem oranı sıfır diyebiliriz yani. O kadar az nem var burada. Turistler çok gelip gittiği bir yer arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar bu tarz motorlarla geliyoruz. Ben mesela uzak bir yere gitmek istiyorsam bu tarz motorlar tercih ederim. Ama bizim motorum, ben geldiğim motorum bu şekilde. Hasan abimizin motoru bu şekilde. Ve pazar günü olduğu için herkes müsait bugün. O yüzden beraber çıkalım, böyle bir yere gelelim dedik. Gerçi bizim evimizin arkası da bu şekilde ama böyle yerlere geldiğimiz zaman yani bir seviniyoruz, mutlu oluyoruz yani.
bu şekilde bir hissiyatımız oluyor. İnşallah Hindistan'ın farklı farklı güzel yerlerden farklı farklı videolar çekmek istiyorum. Yani normal siz alıştığınız o Hindistan manzarası artık unutabilirsiniz. Farklı şeyler göstermeye çalışacağım. Hindistan'ın güzelliklerini, kültür zenginliklerini falan anlatmaya çalışacağım inşallah. Bu şekilde de Hindistan'ı yakından tanımış olursunuz. Şimdi o gittiğiniz araba var ya, ona Jeep diyoruz. O böyle dağlara falan çıkmak için birebirdir. Arkadaşlar buradaki Hristiyanlar için ibadet etmek için güzel bir yer yapmışlar arkadaşlar böyle. İşte bu böyle gider. Burada da insanlar yaşıyor. Çocuklar var. Orada bir bakkal var gördüğünüz gibi. Şöyle bir ev. Bu. İnsanlar genellikle hayvancılık falan yapıyor arkadaşlar burada. Çünkü çok inekleri gördüm ben. Bir de süt toplama yerleri falan var. Muskat ağaçlar var. Böyle evler var. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from my. Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Dostlar, siz şimdi buraya geldiniz diyelim, kalmak için yeri istiyorsunuz. Böyle bir yer var arkadaşlar. Sadece bu değil, bir sürü yerler var burada bu şekilde. Ondan sonra bu bir günlük için 1500 rupi falan gerekiyor. Ya 200 TL gibi düşünebilirsiniz bir gece. Yani gayet uygun bir yer. Burada duplex room odalar var. Ondan sonra yurtlar var. Ondan sonra konferans salonu var. Yemekhane var. Çocukların oynama yerleri falan falan var. İşte isteyenler buraya gelirseniz burada kalabilirsiniz yani. Şimdi böyle küçük bakkallar var. Buradan hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar çünkü yağmur yağdığı zaman video çekemiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar çekelim. Ondan sonra video kapatalım diye hızlı hızlı geçiyoruz. Buradaki insanlar iş bitirip böyle gidiyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda biz olduğu yer sis inmiş vaziyette. Yani gördüğünüz gibi sis inmiş buraya. İşte böyle kadınlar gidiyor. İşler bitirip gidiyorlar. İşte biz de böyle durduk fotoğraf falan çekelim diye. İşte on tarafa baktığımızda hiçbir şey gözükmüyor. Şurada bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Leave your troubles at home. Sıkıntıları evde bırakın sonra buraya gelin diyor burada. Buradaki o yazılar var ya. Ama çok güzel değil mi ya? Muhteşem. Yani şurada hep yeşillik var. İnsanlar hiç gözükmüyor burada.
Bir de bahçelerden giden kadınları korumuşsunuzdur. Yani bu şekilde başka bir şey yok. Ha, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bazılar bana hep soruyor. Burada yılan var mı, yılan var mı diye soruyorlar. Yani arkadaşlar bakın burada yılan yok. Yok arkadaşlar. Yok değil mi? Ben bir bakayım da iyice. Yok. Arkadaşlar yılan yok. Siz böyle İngilizce, yani İngilizce filmler var ya, bu Hollywood filmlerde falan, Anaconda falan, bu tarzı ormanlardan çıktığını gördüğünüz için bu şekilde hissediyorsunuz. İnsanlar yaşadığı normal yerlere yılanlar gelmiyor. O yüzden yani biz korkmuyoruz. Ben de yani çok uzun zamandır yılanı görmedim. Aynı zamanda yılanlar çok zararsız bir hayvan arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Siz ona zarar verirseniz tabii ki de o size zarar verir. Ama siz ona zarar vermediği sürece o hiçbir şey yapmaz size. Anlatabiliyor muyum? Yani yılanlar yok yani burada. İnsanlar yaşadığı yerlere gelmiyorlar. Dağlarda falan, yani benim dağlardan çektiğim videolar var ya, orada olabilir. Yani orada insanlar pek görmezsiniz. O yüzden orada olabilir ama bu tarz yerlerde olmaz. O bilgiyi de size aktarmak istediğim arkadaşlar. Umarım o bilgiyi beğenmişsinizdir. O yüzden abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle hiçbir şey gözükmez olduk ya. Yani gördüğünüz gibi her yer sisinmiş. Hayatımda böyle bu kadar sista ilk defa duruyorum arkadaşlar. Havanın kokusu bile güzel ya. Yani kimse gelmediği için. Ha, insan olmadığı her yer güzel olur. İşte onu demek istiyorum şuradan. Burada karıncaların evi var arkadaşlar. Şimdi Hindistan'da karıncaların evi nasıl olur? Böyle olur arkadaşlar. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Arkadaşlar böyle taşlı kötü bir yola geldik. O yüzden giremedik arkadaşlar. Buradan çıkamadık. Şimdi ben ve Hasan abi yürüyoruz. Güzel yollar görene kadar. Bir araba var. Onda akselerator var ya, kumca tane. Hani be, kendi var ikla bosa, kaliler yok. Ne kadar? Ne var ki asla? Kallık dur, kallık kallık. Hadi, 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 hadi. Evet, o geldiği araba vazgeçti. Şimdi ikinci araba. Üçüncü araba böyle iniyor arkadaşlar. İnmekte sıkıntı yok ama çıkmakta sıkıntı var.
Şimdi biz bunlara yardım etmek için burada durduk. İnşallah geç olmaz. Gördüğünüz gibi şu şekilde gidiyor. Arkadaşlar, buranın köpeği var ya, bu köylerin köpeğine geldik. Şimdi o yukarıdan sis falan olduğu yerden aşağı indik. Nerede burada? Mükemmel bir yerdeyiz. Şurada bir tane çay içme yeri var. Evet, gençler böyle motorla gidiyor. Şurada bir çay içelim. Evet, çay içmeden elimizi yıkamamız lazım arkadaşlar. İşte el yıkamak için böyle bir şey koymuşlar. Çayımız geldi dostlar. Güzel bir sütlü çay. Çok sıcak. He. Evet, böyle lastik üzerinden yapıldığı güzel bir şey var. Oturma alanı var. Sandalye diyelim. Lastikli sandalyesi. İşte onun üzerine böyle oturduk. Ondan sonra da çay. Abi, cennet. İşte hayat var ya, burada keyif yapılır. Keyif burada yapılır. Ama çok sıcak çay. Boğazımdan geçtiğini hissediyorsun yani, o derece sıcak. Dostlar, size bir şeker tanıtmak istiyorum. Gel gelay yok. Şeker kamışını şekeri, ondan sonra fıstık, hepsi beraber karıştırıp bir güzel şey yapmışlar. Bu çok güzel. Ben çocukluğumdan beri sevdiğim bir tatlı. Yani böyle boş zamanlarda oturup yiyorum. Böyle çıtır çıtır olur. Çok güzel. Umarım arkadaşlar bu videoda gösterdiğim her şeyini beğenmişsinizdir. Daha böyle güzel ve manzaralı, yeşillik bol olan güzel yemekler, pardon, güzel videolar sizinle paylaşacağım. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.